Efendim tekrar merhabalar. Merak edilen soruları cevaplandırmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir telefon sorusu vardı Kıymet Hocam. Hem sizin için hem de izleyicilerimiz için hatırlatalım. Eşim eve geldiği zaman vakit namazlarını kılarken bizlere imamlık yapıyor. Ama bununla birlikte at yarışı gibi kötü bir alışkanlığı var. Namazlarını da 5 vakit olarak kılmıyor. Bu durumda bize imamlık yapmasında bir mahsur var mıdır? Önce şunu söyleyelim. At yarışı bir tür kumardır ve behemehal terk edilmesi lazım. Allah bu kardeşimize yardımcı olsun. O da kendi nefsini yenmek için azm eylesin. Bu tür kötü alışkanlıkların kurtulması kolay değildir ama sahabi imanı olursa, sahabinin dine, Allah'ın emirlerine, yasaklarına, bakış açısına bir Müslüman sahip olabilirse, ne kadar büyük alışkanlığı olursa olsun onu terk edememesi mümkün değildir. Yeter ki o sağlam imana sahip olmak. Önce kötü alışkanlıkları terk edeceğiz. Sonra Cenab-ı Hakk'ın emri olan namazı bölük pörçük değil, Allah'a karşı olan saygımızın, kulluk göstergemizin bir ifadesi olarak namazlarımızda tam olarak kılacağız. Bununla beraber eğer bir insan günah işleyen bir durumda, bu adam imamlık yapabilir mi? Yapabilir. Namazını 5 vakit kılmıyor ama kıldığı zaman buna tabi olarak namaz, imam, cemaatle namaz kılınabilir mi? Kılınabilir. İnşallah kıldıkları cemaatle kıldıkları namaz hürmetine Cenab-ı Hak onların o kötü alışkanlığını da giderir. 5 vakit namazında kılmaya başlar. Şunu bilelim ki namaz ve benzeri Cenab-ı Hakk'ın emirleri, yasakları, bunlara uymak için, uymaya kendimizi alıştırmak için zaman kaybedecek lüksümüz yok. Bir an evvel eksikliklerimizi gidermek zorundayız. Ömür dediğimiz zaman dilimi güneşin her doğup batışıyla bizden pek çok şeyi alıp götürüyor. Evet. Sevgili kardeşlerim. Evet, onun için dünya hayatına takılıp kalmanın ölüm ötesi hayatı bize unutturmaması gerekiyor. Neresinden zararın dönerse kar deyip bu işe bir yerinden başlamak, tevbe etmek, pişman olmak, çevremize güzel örnek olmanın idealini taşımak gerek. İnşallah bütün kötü alışkanlıklardan kurtarır Mevla Teala bizleri. İyi akşamlar demiş Ayşe Gırız. Sizlere selamlarını iletmişler. Çok kaza namazım var. Sürekli farz ve kaza kılıyorum. Sorum şu. Sünnetlerin yerine de kaza kılıyorum. Bu şekildeki uygulama doğru mudur? Yani Kur'an'a aykırı değil. Evet. Ama ulema derler ki Ebu Hanife Hazretleri namazların önünden ve sonundan revatip sünnetler diye fakihlerin isimlendirdiği bu namazları terk etmeye mecal olmamalı. Onları kılmakla beraber kaza namazı da kılmalıyız. İmam Şafii'nin içtihadına göre kaza namazı olan insan nafile ile vakit geçiremez. Dikkat edelim buraya. Kaza namazı olan insan öyle bir riskle karşı karşıyadır ki nafile namaz kılarak vakit geçirmemeli. Nafile kılacağı bütün vakitlerde kaza namazını önce doldurmalıdır. Bunun anlamı şu değil. Benim nasıl olsa kaza namazım var. Biz öyle ben sünneti de kılmayayım. Anlıyoruz. Evet, maalesef. Bu yanlış bu. İmam Şafii'nin bize vermek istediği mesaj şudur. O kadar riskli bir durumla karşı karşıyasın ki senin Allah'ın sana farz etmediği fazladan nafileyle uğraşacak vaktin yok. Hayatının bütün boş zamanlarını nafile kılarak, farz namazlarını kılarak geçirmek zorundasın anlamına. Yani önce borcunu öde demeye getiriyor. Tabii, odur. Evet. Yoksa nafile kılınmaz, sünnet kılınmaz anlamında değildir. Evet. Teşekkür ederiz Kıymet Hocam. Bir telefon bağlantımız daha var sevgili dostlar. Ahmet Bey bizleri Bursa'dan aradılar. Alo. Alo. Buyurun Ahmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocamın ellerinden öpüyorum. Selamlarımı sunuyorum, sayılarımı sunuyorum. Selam. Allah razı olsun efendim. Sağ. Buyurun. Aynı zamanda dik kaldırımdan arıyorum. Evet. Evet. Evet canım. Bizim oturduğumuz yer. Öyle mi hocam? Aile olarak babam yaşlı bir insan. Bana da evlat olarak genel vekalet verdi. Bu faizli alan da veren de günah işlediğini biliyorum. Ama 7 kardeşli bir aileyim. Ben bankadan krediyi çektim. Babam kefil oldu. Diğer kardeşlerimin bunda vebali var mı yok mu? Bundan çok aşırı derecede rahatsızım, pişmanım. Evet. Bu konuda hocamın bir de yapmış olduğumuz işte memnuniyetsizlik var. O konuda da hassasım ve çok rahatsızım. Bu konuda bilgi arz ediyorum. Saygılarımı. Yapmış olduğunuz işte ne var dediniz efendim? Memnuniyetsizlik var. Memnuniyetsizlik var dedi. Pekala efendim. Yöneltelim. Sıhhat diliyoruz. Hayırlı akşamlar evet. olsun. Evet muhterem hocam buyurun. İslam'da işlenen suçların kişiselliği prensibi vardır. Bütün çağdaş hukukta da bu böyledir.
suç işleyenin aleyhine zarar, aleyhine olur. İştirak etmeyenlerin ceza çekmesi gerekmez. Dolayısıyla baba ve oğul faiz alma verme işini birisi isteyerek öbürü de kefil olmak suretle suç işlediklerine göre sorumlu olan bu ikisidir. Ancak çocukların, diğer çocukların bunlara engel olma imkanı ve yetkisi vardı da neme lazım yaptılarsa onlar da sorumlu olurlar. Ama ayrı bir suçtan dolayı. Yani engellemeleri mümkün olan bir suçu engellemedikleri için. Faiz suçuna iştirakten değil. Hı hı. Dolayısıyla böyle bir durum yoksa diğer kardeşler bundan sorumlu olmazlar. Ve öyle durumlarla karşı karşıya kalıyoruz ki Müslümanlar çok kere Cenab-ı Hakk'ın emrine karşı gelmenin, mesela faiz yasağını delmenin, mesela namazı terk edivermenin, mesela ticaret yaparken yanlış söylemenin ne kadar büyük bir tehlike arz ettiğini ve Müslüman adıyla iman meselesiyle ne kadar zıt bir işlem yaptığımızın bilincinde olmadığımızdan dolayı önemli sayıda günah işliyoruz. Evet. Bu işin hakikatini bilse insanlar, ufak bir zorlama ile faize gitmez insanlar. Der ki ya Allah Allah, bir iş yapacaktım da yapmam. Araba alıp satacaktım da simit alıp satarım. İlla sermayem olacak diye faize girmem şart değil. Niye şart değil? Cenab-ı Allah ateşe beni gönderecek. Bu bilinç olsa, bu işin önemini kavramış olsa insanların çoğu yapmaz. Efendim ben işte iş yapacağım, ne yapayım? Sermaye lazım. Ne kadar sermaye lazım? 3 milyar. Peki simit alıp satan adamın senden ne geri tarafı var? Allah'tan korktuğu için sadece simit alıp satarak ömrünü kazanmaya çalışan adamı senden. Bir iki, Allah'ın yasakladığı şeyden kaçınmak suretiyle takva sahibi olan, ya Rabbi sen yasakladığın için yapmıyorum diyen insanın Cenab-ı Allah söz veriyor, vaat ediyor, onu zengin kılacağımı. Fazlından zengin kılacağım. İlle para zengin olmaz. Yani hocam orayı biraz ıskalıyoruz. Bizim belki işimize gelmiyor. Belki de ciddiye mi almıyoruz acaba? Çünkü Allah'a ve Resulüne savaş açmıştır kısmı aslında çok dehşet verici bir şey. Ama bugün bankaların önünde insanlar kuyruk oluyor. O da acı bir şey. İşte İslami, Müslümanlığımızın sadece suyun üzerinde biriken köpük konumuna geldiğini, üfleseniz uçuverecek, yok durumuna gelecek anlamda olduğunu. Yeryüzünden milyonlarca Müslüman var ama bir tane hakiki İslam toplumu yok. İslam toplumu Müslümanlardan, bireylerden meydana gelir. Müslümanlar teker teker İslami bilinçli olacaklar ki onların meydana getirdiği toplum da İslami toplum olsun ve yeryüzünün, dünyanın değişen şartlarına intibak ederek, kendini geliştirerek dinlerini yaşayacak ortamı hazırlasınlar. Biz dinimiz yaşayacağımız ortamı başkasından bekliyoruz. Canımız istediği zaman dine uymamayı kendimize görev sayıyoruz. Dinimizin çağdaş şartlar içerisinde problemini Kur'an'ın ruhuna, sünnetin ruhuna aykırı düşmeden çözeceğimiz bir sürü problemler, dini problem, fıkhi problemler varken bunlara kendimizi sorumlu tutmuyoruz. Yetkilileri kimlerse. Ondan sonra da toplumumuz bozuk. Elimizi taşın altına sokmayız. Efendim fıkıh kitaplarından ne kadar mesele varsa ben onların tamamına inandım. Boynumuz kıldan ince. Ama hocam uygulamada şimdi, sıkıntı. Ama şimdi ben şimdi bu zamanda yani nasıl olsun da altını veresiye alıp satmayayım? Nasıl kredi almayayım? Nasıl şu işi yapmayayım? Hocam o ayrı bu ayrı. Dediğin zaman senin İslam'ın hayatını dönüştürmek ve geliştirmek için gönderilen, ilahi rızaya uygun bir hayat yaşamanı sağlamak için gönderilen ve hayatımızın bütününü kapsayan ilahi bir nizam olduğundan haberin yok, gafilsin demektir. Allah muhafaza buyursun. İnşallah biz o gaflet uykusundan uyanırız İnşallah. Toplum olarak. Efendim bir telefon bağlantımız daha var sanıyorum. Son telefon bağlantımız. Hakkari'den Yeliz Hanım telefon attığımızda. Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam efendim. Hocam, hocama bir sorum olacaktı. Öncelikle cumamız isminden mübarek ediyorum. Cumamız Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Hocam ben geçtiğimiz Eylül ayında Hakkari'ye atandım. Öğretmen olarak burada bir sınır lisesine atandım. Evet. Şimdi bize bir eğitim ödeneği verildi. Bir miktar. Şimdi Bu kırtasiye masrafı adı altında geçiyor. Öğretmen arkadaşlarıma da sordum. Bunu kendimize harcayabiliyor muyuz? Biz bunu nasıl anlamalıyız? Kendimize harcayamıyorsak ben bunu nasıl tasarruf edebilirim? Buradaki öğrencilerime mi vereceğim?
İkinci sorum da hocam, buraya gelme niyetim olarak Emre bin Maruf'a niyet aldım. Buradaki kızlarıma da elimden geldiği kadar bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. En azından bir iman, İslam meselelerini. Ne bileyim, kendimce bildiğim kadarıyla. Bunun için bir cihaz sevabı alabilir miyim burada kaldığım süre hususunda? Evet. Sorun bu kadardı hocam. Hocam tebrik ediyorum. Ben şahsen sizi tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak muvaffak kılsın inşallah. Allah Teala emeklerinizi zayi etmesin. Sizin gibi insanlara ihtiyacımız var. Evet muhterem hocam. Sorunun son kelimesini anlayayım hocam. Şimdi ilk başındaki mesele şu. Biz buraya atandıktan sonra devlet bize bir ödenek Anladım. Verdi dedi. Kırtasiye ama kırtasiye ücreti olarak biz bunu kendimize harcayabilir miyiz? Evet. Yoksa o yani öğrenciler için mi harcayacağız dedi. Hı hı. Diğeri de ben buraya biraz da gelirken emri bil maruf nehyanil münker için geldim. Yani insanlara biraz daha iyiliği anlatabilmek için buradaki kızlara, erkeklere hı hı. biraz daha faydalı olabilmek için, alanım dışında da faydalı olabilmek için geldim. Bunun bana ekstra bir getirisi olur mu? Bir sevabı olur mu? Bu hisseden biz de pay sahibi Tabii. olur muyuz dedi. Sondan başlayalım. Bismillah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Manasını vermeden bir de hadis-i şerif okuyayım. Bukhari-i Şerif'in birinci hadis-i şerifi. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى buyuruyor Resulullah. Ayet-i Kerime kim? Meslek sahibisin değilsin, o işin erbabısın değilsin demiyor Allah Teala. Mutlak manada kim? Zerre ağırlığınca bir iyilikle benim huzuruma gelirse onu mutlaka görür. Kim de zerre ağırlığınca kötülükle karşıma gelirse yine onu mutlaka görür. Bu tür iyi niyete dayalı Allah rızası uğruna, din uğruna, ümmet uğruna, müminler uğruna, insanlık uğruna verilen emeklerin, dökülen terlerin mutlaka Cenab-ı Hak karşısında bir karşılığı olacak inşallah. İnşallah. Gelelim kötü tarafa, bu da aynı. Olumsuz davranışlarda, efendim şu kadar şunu yaptım, onu da Allah görmeyi verir, Allah affeder. O kadar ucuz değil. Allah'ın seni beni affetmesi için, affedebilmesi için gerekli şartlar var, onları yerine getireceğiz. Geçtik bu tarafa. Kırtasiye devlet tarafından öğretmenlere kırtasiye masrafı adı altında verilen bir meblağ var. Bunun mahiyetini okul idaresine sormak lazım. Ben şu anda idari olarak bilemiyorum. Hı. Bu eğer devletin öğretmenlerin maaşına ek yapmak isteyip de uygun bir kalem bulamadığı için böyle bir çözüm bulmuşlarsa, yani öğretmenin hesabına gelen bir hesap, ismini böyle koymuş olabilirler. Devlette böyle çözümler zaman zaman olmuştur, oluyor da. Evet. Böyleyse sakıncası yok, yiyebilir. Kırtasiye ihtiyaçlarını giderir, artanı yer. Ama öyle değil de gerçekten öğretmenler yeni bir eğitim anlayışıyla öğretmenlik mesleğini icra etmeleri gibi bir gelişim var milli eğitimde. Evet. Yani öğretmen çok kırtasiye harcayacak, soruları yazacak, dökecek, öğrencilere verecek, fotokopi çekecek. Öğretmen param yok, cebimden masraf oluyor diye yapacağı bu faaliyetleri aksatmasın diye devletin çıkarıp verdiği bir para olabilir ki bu bir ihtimalle böyledir. Bu durumda eğer böyleyse bu para öğretmenin değildir. Sınıfın, öğrencilerin, devletin hakkıdır. Öğrencilerin yetişmesi için yapılacak masraflara fiilen öğretmen tarafından harcanacak bir paradır. Müdürden para istemek zorunda kalmasın her gün. Ben öğrencilerime her gün ödev fotokopisi yapacağım. Her gün sınıfta kağıt harcayacağım, duvara resim asacağım, yazı asacağım. Bunların bir gideri var. Öğrencilerime ders aleti alacağım, günlük harcamalarım var. Bu para için, bu amaçla gelmişse o parayı biz bireysel ihtiyaçlarımıza harcayamayız. Harcadı, fazlası kaldı. O para yine okulundur, devletindir. Ha, yine bir de şöyle mi hocam? Mesela kırtasiye masrafı için gerçekten onun için verildiyse bu durumda çocuklara da veremez değil mi bu parayı nakli Hayır, olarak? O devletin, yani o alanda harcaması yani gerekiyor. O alanda şu anda benim o tasavvuruma uygun olan sonuç böyle. Yani o para devletindir. Sizin kişisel ihtiyacınıza harcansın diye vermemiştir. Benim kurduğum eğitim sisteminin daha hızlı ve daha verimli sonuç vermesi için öğretmenimin elindeki imkanları çoğaltmak için gönderdiğim bir para, yaptığım bir fedakarlıktır. O halde bu paranın olabildiğince değil, ne kadar gerekiyorsa o kadar harcanması gereken yere harcanmasıdır. Efendim bana gelen para
bu amaçla geliyor ama ben şu kadarını harcadım, şu kadarı kaldı. O para sizin değildir. Ta ki o konuda okul idaresi, yönetmelikler, mevzuat bir yol göstermemişse o parayı yine devletin parasıdır, saklayacaksınız. Yine okulun, yine öğrencinin ihtiyacına harcanacak. Evet. Muhterem Hocam, programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Dost TV ailesi adına, izleyenler adına, dinleyenler adına sizlere teşekkür ediyorum. Merak ettiğim sorulara cevap bulduk sizinle. Cenab-ı Hak razı olsun inşallah. Cümlemizden. Efendim, programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Dost TV ekranlarında ve Dost FM radyosunda buluşmak duasıyla merak ettiklerinize daima doğru cevap bulmanız dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar olsun efendim.